Evet. Merhaba sayın katılımcılar. Herkese hoş geldiniz diyorum. Akdeniz Hukuk Kongresi'nin bu oturumunda birlikte olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden öncelikle ilk konuşmacımız olan sayın doktor öğretim üyesi Mahmut Kaplan'a söz vereceğim. Ancak öncelikle Mahmut Kaplan hocamızın kısa özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmakta olup, 2016 yılından bu yana Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda 2021 yılından itibaren de Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Sayın Kaplan, itiraz kanun yolunda aleyhe değiştirme yasağı sorunu başlıklı tebliğini bizimle paylaşacak. Kendisinden Suriye'de 20 dakikalık süremize de riayet etmesini istirham ederek sunumuna başlamasını rica ediyorum. Buyurun Sayın Kaplan. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle hem size hem diğer katılımcı arkadaşlara fakültemizin 30. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinliğe katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen fakültemiz gerek dekanı gerekse diğer düzenleme kurulundaki hocalarımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İtiraz kanunu yolunda aleyhe değiştirme yasağı sorunu ben bugün değerlendirmeye çalışacağım. Bilindiği üzere 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 265. maddesinin 2. cümlesinde Cumhuriyet Savcısının sanık lehine kanun yoluna başvurduğu takdirde hükmün aleyhe değiştirilemeyeceğine ilişkin düzenleme mevcut. Bu düzenleme kanun yollarına ilişkin genel hükümlerde düzenlenmiş. Ancak kanun yolu düzenlemelerine baktığımız zaman istinafta, temyizde ve kanun yararına bozma ile olağanüstü kanun yollarından kanun yararına bozma ile yargılamanın yenilenmesinde açıkça aleyhe değiştirme yasağı düzenlenmekte. Fakat itiraz kanun yoluna ilişkin olarak 267 ve 271. maddeler arasında herhangi bir aleyhe değiştirme yasağı ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Acaba genel hükümlerdeki 265. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi itiraz kanun yolu bakımından da uygulama alanı bulur mu? Bugün bu sorun üzerinde bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Aleyhe değiştirme yasağı kavramı doktrinde farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Bunlardan ilk olarak ve en yaygın olarak aleyhe değiştirme yasağı mevcut. Fakat bunun yanı sıra aleyhe bozma yasağı, mükessef hak, kazanılmış hak, cezanın ağırlaştırılması yasağı, sanığın cezasının ağırlaştırma yasağı, aleyhe sonucu değiştirmeme, aleyhe değiştirmeme mecburiyeti gibi kavramlar söz konusu. Kanun yoluna sanık tarafından başvurulduğu durumlarda sanığın kendi lehine bir güvence sağlayan bu ilke, 5.271 sayılı Ceza Muhakemesi'nin çeşitli maddeleri Ceza Muhakemesi Kanunu çeşitli maddelerinde düzenlendiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 nolu ek protokolünün 2. maddesinde sanığın kendisi hakkında verilen kararlara karşı kanun yoluna başvuru hakkı düzenleniyor ve bu düzenlemenin bir sonucu olarak da adil yargılanma hakkı ve savunma hakkının bir uzantısı olan aleyhe değiştirme yasağı ilkesi kabul edilmektedir. Aleyhe değiştirme yasağının aleyhe bozma yasağı ile karıştırıldığı çok fazla kaynaklarda görülmektedir. Aleyhe bozma yasağı ile aleyhe değiştirme yasağı birbirinden farklıdır. Aleyhe değiştirme yasağı kanun yolu başvurusunun muhatabına değil, kanun yolu başvurusu yapıldıktan sonra bozulan hükme karşı kararı verecek olan muhataba karşıdır. Yani eğer kanun yolu merci kararı bozmuş ve ilgili kararı veren mahkemeye göndermiş ise onun bakımından geçerlidir. Fakat aleyhe bozma yasağı ise kanun yolu denetimini yapacak olan mahkemeye, merciye karşıdır. Örneğin istinafta kanun yolu aleyhe bozma yasağı bakımından yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı istinaf olarak denetleyen Bölge Adliye Mahkemesi
Sanık lehine başvuruda eğer kararda bir hukuka aykırılık varsa bunu aleyhe olarak bozma gerekçesi göstermemesini ifade eder. Bu ilkeni ilke reformatio imperius kuralı olarak da kabul eden bu ilkenin normatif anlamda ceza muhakemesinde karşılığı bulunmamaktadır. Fakat aleyhe düzenleme yasağı, değiştirme yasağı olarak ifade edilen ilke ise ceza muhakemesi kanununda normatif anlamda da bir dayanağa sahiptir. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklıdır. Aleyhe değiştirme yasağı denetlenen kararın yeniden ele alınmasında önceki hükümden daha ağır bir cezaya hükmedilmesi yasağı olarak da kabul edilmektedir. Bu yönüyle kanun yoluna başvuran sanığın durumunun aleyhe olarak kötüleştirilmemesi şeklinde de ifade etmek mümkündür. Aleyhe değiştirme yasağının sonucu Türk doktrininde ağırlıklı olarak sadece cezaya ilişkin olarak kabul edilmektedir. Bu durum gerek 283. madde, gerek 307. madde, gerek 309 ve 322. maddelerdeki cezanın daha ağır olamayacağına ilişkin düzenleme getirilmektedir gerekçe olarak. Dolayısıyla aleyhe değiştirme yasağında biz sanığın aleyhine olup olmadığına karar verirken sonuç ceza üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Bu kapsamda da cezayı adli para cezası ve hapis cezası olarak Türk Ceza Kanunu'nda düzenlendiğinden dolayı güvenlik tedbirlerinin bu aleyhe değiştirme yasağı kapsamında olmadığı doktrininde ileri sürülmektedir. Nitekim Yargıtay uygulaması da güvenlik tedbirlerinin aleyhe değiştirme yasağı kapsamında olmadığı yönündedir. Ancak Yargıtay, hapis cezasının ertelenmesi ve tekerrüre ilişkin vermiş olduğu kararlarda ve hatta bazı kararlarında hesap hatalarının bile aleyhe değiştirme yasağı kapsamında olduğunu kabul etmektedir. Aleyhe değiştirme yasağı mevcut durumun sanık aleyhine kötüleştirilmemesi yasağı olarak ifade edildiğinden dolayı biz güvenlik tedbirlerinin de aleyhe değiştirme yasağı kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle mehaz Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemeye baktığımız zaman cezayı ve sonuçlarını ağırlaştırmama yasağı olarak düzenlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla da Türk doktrininden bu anlamda ayrıldığımı belirtmek isterim. Aleyhe değiştirme yasağı sadece sanık lehine yapılan başvurularda geçerlidir. Dolayısıyla sanık lehine kimin başvurduğunun bir önemi yoktur. Sanık kendisi, müdafi, yasal temsilcisi veya Cumhuriyet Savcısı sanık lehine başvurmuş olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken husus sanık lehine başvurunun yanında bir tane de olsa aleyhe bir başvuru söz konusu ise ilkenin geçerli olmadığıdır. Otomatik temyiz olarak adlandırılan ve şu an otomatik İstinaf Belgadiye Mahkemesi'nin göreve girmesi nedeniyle otomatik istinaf olarak adlandırılan re'sen kanun yolu denetiminin olduğu durumlarda da sanık lehine başvuru olduğunu kabul etmek gerekir eğer aleyhe bir başvuru söz konusu değilse. Acaba aleyhe değiştirme yasağı ilkesine ceza muhakemesinde ihtiyaç duyuyor muyuz? Bu doktrinde tartışmalıdır. Lehe ve aleyhte görüşler söz konusu ama ağırlıklı olarak lehe görüşler söz konusu. Doktrin özellikle Türk doktrini bakımından aleyhe değiştirme yasağının var olması kendi aleyhine verilen hükmü haksız bulan, hatalı bulan bir sanığın eğer kanun yoluna başvurması halinde verilecek hüküm kendi aleyhine bir sonuç doğuracaksa bu kanun yolu hakkını kullanmaktan çekinebilir, tereddüt edebilir ve hatta çoğu zaman kanun yoluna başvurmayabilir. Bu sebeple kanun yoluna korkusuz bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde sanığın başvurusunu yapması sağlanmalıdır denmektedir. Bu noktada özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 nolu ek protokolünün 2. maddesinde düzenlenmiş olan aleyhe kanun yoluna başvuru hakkı, adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi bağlamında yine savunma hakkı, anayasa madde 36'daki hak arama hürriyeti, 40. maddedeki temel hak ve hürriyetlerin korunmasını talep etme hakkı gibi düzenlemeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman sanığın korkusuz bir şekilde herhangi bir tereddüt
yaşamaksızın kanun yoluna başvurması sağlanmalıdır. Aksi takdirde özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi içeriği itibariyle hukuka uyarlılığı çokça tartışılan kararların herhangi bir kanun yolu denetiminden geçmeksizin kesinleşmesi ve böylece de haksız hükümlerin, HGB bakımından haksız kararların hukuk düzeninde mevcut olması söz konusu olabilir. Bu durumu bertaraf edebilmek için de aleyhe değiştirme yasağına yer vermek gerekiyor. Aleyhe değiştirme yasağının aleyhine görüş olarak da denetim muhakemesi makamının yetkilerinin sınırlandırılması, zira serbestçe hareket edebilecek olan denetim muhakemesi makamı aleyhe değiştirme yasağı söz konusu olduğu zaman kendisini sınırlandırmak zorunda kalacak. İkinci olarak ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için de mahkemelerin herhangi bir şekilde sınırlandırılmaması gerekir. Hukuka uygun bir şekilde maddi gerçeğe ulaşma adına çaba göstermesi gerekiyor. Aleyhe değiştirme yasağı da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sınırlandırdığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. İtiraz kanun yolu bilindiği üzere hakim kararlarına veya kanunda açıkça gösterilen durumlarda mahkeme kararlarına karşı başvurulan bir yoldur. İtiraz merci kararını dosya üzerinden verir. Ancak CMK 270 ve 271. maddeler birlikte değerlendirildiği zaman itiraz mercinin Cumhuriyet Savcısını ve sanığı dinleyebileceğine yönelik düzenleme ve araştırma yapıp kendisinin yapabileceği veya yapılması noktasında emir verebileceğini düşündüğümüz durumda aslında dosyanın sadece şeklen değil taraflarına da temas etmek üzere bir inceleme yaptığını görüyoruz. İtiraz merci kural olarak şekli bir inceleme yaparken özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması bağlamında kanun yürürlüğe girdiği dönemlerde ciddi tartışmalara yol açmaktaydı ve yargı uygulaması şekli denetimle sınırlıyken 2013 yılında verilen ceza genel kurulu kararı sonrası doktrinin de haklı olarak eleştirdiği üzere maddi ve hukuki yönden bir inceleme yapması gerekir. Hem ceza genel kurulunun bu kararını düşündüğümüz ve hem de 270 ve 71. maddeleri birlikte değerlendirdiğimiz takdirde aslında itiraz merciği de özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlarda denetim yaparken sanki bir istinaf yetkisi kullanmakta. Dolayısıyla aleyhe değiştirme yasağını değerlendirirken burada bir sorunun altını çizmek gerekiyor. Bu yetkinin altını çizmek gerekiyor. İtiraz kanun yolunda aleyhe değiştirme yasağı uygulanabilir mi? Doktrinde bu ciddi manada tartışılan bir durum. Fakat ağırlıklı olarak gerekçelerine geçmeden önce şunu söylemek gerekiyor. Türk doktrini ağırlıklı olarak aleyhe değiştirme yasağının itiraz kanun yolu bakımından kabul edilmeyeceğini ileri sürüyor. Bu noktada doktrinin gerekçeleri şu şekilde karşımıza çıkıyor. İtiraz kanun yolu kendisine özgü bir kanun yoludur. Dolayısıyla diğer kanun yollarına ilişkin hükümlerin burada uygulanması mümkün değildir şeklinde bir görüş var. Yine aleyhe değiştirme yasağının istisnai bir düzenleme olduğu ve bu sebeple ancak kanunda açıkça düzenlenen hallerde uygulanabileceği belirten yazarlar var ve buna göre temyiz ve istinafta açıkça düzenlenen aleyhe değiştirme yasağının itiraz kanun yolunda düzenlenmemesinin bir anlamı olmalı. Dolayısıyla da itiraz kanun yolunda açıkça düzenleme olmadığından dolayı aleyhe değiştirme yasağı uygulanamaz deniyor. Yine aleyhe değiştirme yasağı istisnai bir hüküm olduğundan dolayı diğer kanun yollarında olan hükmün burada kıyasen uygulanması mümkün değil diyen yazarlar da mevcut. Yine bazı yazarlar ise aleyhe bozma yasağının ceza muhakemesinde kanun yollarında geçerli olan bir ilke olduğunu fakat bu ilkenin hukuk devletinin zorunlu bir sonucu olmadığını ileri sürmekte. Bu sebeple de
Açıkça bir düzenleme yoksa Kanun Koyucu'nun böyle bir uygulamaya itiraz bakımından yer vermek istemediğini belirtmektedir. Yargıtay'ın uygulaması yani hangi noktada bakacak olursak Yargıtay'ın bu konuda kafasının karışık olduğunu söylemek mümkündür. Zira vermiş olduğu kararlarda hem lehe hem aleyhe durum söz konusu. Örneğin 2021 yılında vermiş olduğu bir kararında Ceza Muhakemesi Kanunu 283 ve 350 Taksim 4. şimdi değişiklik olması sebebiyle 5 olarak bunu düzeltmek gerekiyor. 307 Taksim 5 maddelerinde aleyhe bozma veya aleyhe değiştirme yasağını sadece davanın esasını çözümleyen hükümlerle sınırlı olarak İsnaf ve Temyiz yasa yolunda kabul edildiğini belirtiyor. Bu bakımdan itiraz mevcidi tarafından verilen kararlar açısından aleyhe değiştirme yasağından söz edilemez deniyor. Ancak 2018 tarihli vermiş olduğu bu kararı özellikle zikrediyorum. Yakın tarihli olması nedeniyle 2018 yılında vermiş olduğu bir kararda ise itiraz kanun yolu bakımından da yürürlükte olan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 326. maddesinin son fıkrasındaki aleyhe değiştirme yasağına ilişkin hükmün kıyasen itiraz kanun yolunda da uygulanabileceğini belirtiyor. Yani dolayısıyla Yargıtay hem istisnai bir düzenleme dolayısıyla uygulanamaz derken aynı konuya ilişkin olarak kıyasen itiraz bakımından da uygulanabileceğini belirtiyor. Doktrinde lehe görüşü yok mu? Bu anlamda bazı yazarlar Ceza Muhakemesi Kanunu 265. maddesinin genel bir kural olduğu dolayısıyla uygulanması gerektiğini söylüyor. Bu yazarlardan bazıları ise 265. maddeye ya da itiraza ilişkin hükümlerde açık bir düzenleme yapmak suretiyle bu belirsizliğin giderilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Kanaatimizce aleyhe değiştirme yasağı sanık lehine getirilmiş bir güvencedir ve bu güvencenin sanığın kanun yoluna başvuru hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesi için zorunludur. Aksi takdirde aleyhe bir sonuç çıkacağını öngören bir sanığın lehe bir başvuru yapması, daha doğrusu kanun yoluna başvuru yapması mümkün değildir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7 nolu ek protokolüyle getirilen kanun yoluna başvuru hakkı itiraz kanun yolu bakımından kabul edilmediği zaman kanun yoluna başvuru hakkı kağıt üzerinde kalacak. Şeklen bir hak gibi görünecek. Bunun önüne geçilebilmesi için mutlaka kanun yoluna başvuru hakkını bakımından aleyhe değiştirme yasağının kabul edilmesi gerekiyor. Yine hak arama hürriyeti, temel hakların korunması bağlamında anayasa madde 36 ve 40 açısından da aleyhe değiştirme yasağının ceza muhakemesi bakımından önemli bir ilke olduğunu ve bu ilkeden sanığın mutlaka yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla itiraz kanun yoluna ilişkin olarak adil yargılanma hakkının ve savunma hakkının da bir sonucu olarak 265. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki düzenlemenin genel bir düzenle kanun yoluna ilişkin genel bir düzenleme olduğunu belirtmek gerekir. Bu noktada itiraz kanun yolunda olağan kanun yolları arasında sayılan bir kanun yolu olduğunu, dolayısıyla kanun yollarına ilişkin genel bir düzenlemenin bir kanun yolu bakımından geçerli olmayacağını söylemek 265. maddenin varlığını da yok saymak anlamına gelir. Yine Ceza Muhakemesi Kanunu 270 ve 271. maddeleri gereği maddi ve hukuki yönden itiraz konusunu inceleme yetkisi olan ve itiraz konusu hakkında da karar verme yetkisi olan itiraz mercinin aleyhe değiştirme yasağının olmadığını söylemek İstinaf yetkisi gibi bir yetki kullanan itiraz merci bakımından sanık aleyhine bir durum oluşturmuş olur. Bu sebeple 265. maddenin itiraz kanun yolu bakımından da geçerli olduğu sonucuna vardık. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz Sayın Kaplan. Süreye de
riayet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Oldukça faydalı bir sunum olduğunu temenni ediyoruz. Bu konuyla eğer bir görüş belirtmek isteyen olursa şimdi alabiliriz. Sonra en son konuşmacılardan sonra da alabiliriz. Böyle bir talep varsa onu alabilirim şimdi. Soru cevap veya görüş bildirmek isteyen varsa. Evet. Yoksa Sayın Yurtlu'ya geçmek istiyorum. Doktor öğretim üyesi Fatih Yurtlu'nun sunumuna geçeceğiz. Sayın Yurtlu'nun da kısa özgeçmişini okumak istiyorum. Doktor Fatih Yurtlu, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2011-2021 yılları arasında Gazi Üniversitesi, şimdiki adıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Burada Profesör Doktor İzzet Özgenç, Profesör Doktor Cumhur Şahin, Profesör Doktor İlhan Üzülmez ve Doçent Doktor Neslihan Göktürk'ün asistanlığını yaptı. 2013 yılında Profesör Doktor İzzet Özgenç'in danışmanlığında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma suçları başlıklı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı unvanını, 2020 yılında yine Profesör Doktor İzzet Özgenç'in danışmanlığında hazırladığı ve Profesör Doktor Faruk Turhan, Profesör Doktor Hakan Akeri, Profesör Doktor Yener Ünver ve Profesör Doktor İlhan Üzülmez'den oluşan jüri tarafından oy birliğiyle başarılı bulunan İhmali Suçlar başlıklı doktora teziyle de doktor unvanını aldı. Fatih Yurtlu, Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi Başkanlığı ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuş olup, halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Yurtlu'nun sunum konusu ise, kovuşturma evresinde görev yapan, aynı işte kovuşturma evresinde görev yapmasının hakimin tarafsızlığı bakımından değerlendirilmesi şeklindedir. Buyurun Sayın Yurtlu, 20 dakikalık evet, süremiz var. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu programda emeği geçen tüm hocalarıma da teşekkür ediyorum. Oldukça kapsamlı bir program. Sadece ceza hukuku bakımından değil, diğer alanlarda da aynı anda birden fazla oturum sürüyor takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu kapsamlı organizasyonda da emeği geçen tüm hocalarıma, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, bugün ben soruşturma evresinde görev yapan hakimin aynı işte kovuşturma evresinde görev yapmasının hakimin tarafsızlığı bakımından değerlendirilmesini yapacağım. Malum olduğu üzere tüm çağdaş ceza muhakeme sistemlerinde olduğu gibi bizim kanunumuz 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunumuzda hakimlerin tarafsızlığını sağlamak için bir takım kurumlar, güvenceler getirmiştir. Bu güvencelere örnek olarak hakimin davaya bakmaktan yasaklanması, hakimin reddi ve hakimin çekinmesi gibi müesseseler gösterilebilir. Bu bağlamda ceza muhakemesi kanunumuzun 22. maddesinde hakimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu haller düzenleniyor. Bu bağlamda özellikle hakimin dava konusu olayla bizzat kendisinin bir ilişki içerisinde olması veya da ceza davasının taraflarıyla bir takım yakınlık göstermesi halleri hakimin tarafsızlığını zedeleyen bir unsur olarak düzenlenmiş. Yine kanunumuzun 23. maddesinde ise yargılamaya katılamayacak hakimler düzenleniyor ve burada 3 farklı durumda hakimlerin ilgili yargılamaya katılamayacağı ifade ediliyor. Bunlardan birincisi, bir karar veya hükme katılan hakimin yüksek mahkemede aynı kararı ilişkin olarak yüksek görevli mahkemede ki karara ve hükme katılamaması, ki bizim esas bugünkü başlığımızı oluşturan ikinci fıkrada düzenlenen aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakimin kovuşturma evresinde görev yapamayacağı ve üçüncü olarak da yargılamanın yenilenmesi kanun yolunda önceki yargılamada görev yapan hakimin aynı işte görev alamayacağı düzenleniyor. Dolayısıyla bu düzenlemelerle aslında kanun koyucunun amaçladığı şey yargılama makamını oluşturan hakimlerin daha önceden vermiş oldukları kararların etkisinde kalarak
davanın daha objektif olarak sonuçlanmasının sekteye uğramasında bir problem olarak görüyor ve daha önce verilmiş olan kararların etkisinde kalmasını istemiyor sistem. Bu bağlamda yargılamaya katılamayacak hakimlere ilişkin olarak sunumumuzun başlığını oluşturan ve 23. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen aynı işte soruşturma evresine görev yapmış olan hakimin kovuşturma evresine görev yapamaz hükmünün 5320 sayılı ceza muhakemesinin yürürlük kanununun 11. maddesiyle oldukça daraltıldığını görüyoruz. Burada bu 5320 sayılı kanunda 23. maddenin 2. fıkrasının sadece ceza muhakemesi kanununun 163. maddesi bakımından uygulanacağı ifade ediliyor. Bu maddede ise biliyorsunuz 163. maddede suçüstü halleri ve geçmesine sakınca bulunan hallerle sınırlı olarak sulh ceza hakiminin Cumhuriyet Savcısı gibi hareket etmesini düzenliyor. Yani bir başka ifadeyle 23. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen bu soruşturma evresinde görev yapan hakimin kovuşturma evresinde görev yapamayacağı yasa sadece sulh ceza hakiminin bizzat Cumhuriyet Savcısının yerine geçerek soruşturma işlemlerini yaptığı, bir başka ifadeyle aslında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı hallerle sınırlı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu hükümle birlikte de aslında 23. maddenin 2. fıkrasının uygulamalarını olabildiğince daralmış oluyor. Dolayısıyla bu kapsamda Cumhuriyet Savcısının bizzat, yani sulh ceza hakiminin değil, Cumhuriyet Savcısının bizzat soruşturmayı yürüttüğü bir dosyada tutuklama gibi, arama gibi, el koyma veya işte iletişimin denetlenmesi gibi önemli bir takım koruma tedbirlerine karar veren sulh ceza hakiminin aynı dosyanın kovuşturma evresinde görev yapmasının hakimin tarafsızlığı bakımından bir sorun teşkil etmeyeceği durum ortaya çıkıyor. Tabii bu durumda aslında ceza muhakemesinde önemli bir tarafsızlık, objektiflik tartışmasını gündeme getiriyor. Tabii bu Anayasa Mahkemesi kararlarına da doğrudan yansımış bir olay. Her şeyden önce benim çalışmamı hazırlarken konumu belirlememe neden olan yakın tarihte 9 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2021'e 96 karar sayılı bir karar var Anayasa Mahkemesi'nin. İtiraz kanun yoluyla bu hüküm, yani bu geçiş hükmünün Anayasa Mahkemesi'nin önüne gittiğini görüyoruz ve burada 3 üyenin karşı oyuna rağmen mahkemenin ekseriyetinin bu hükmün hakimin tarafsızlığını zedelemeyeceği ve dolayısıyla da anayasaya aykırı olmadığına karar verdiğini görüyoruz. Tabii biraz konuyu irdelediğimizde aslında soruşturma evresinde görev yapan hakimin kovuşturma evresinde de görev yapmasının hakimin tarafsızlığını zedeleyip zedelemediği hususu daha önceden de Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmiş. 2016 yılında yine bir bireysel başvuru kararı, Gökhan Yılmaz bireysel başvuru kararında da Anayasa Mahkemesi bu hususu da sınırlı olarak tartışmış. Bu olayda özetle şu şekilde gerçekleşiyor. Özellikle malum olduğu üzere ceza muhakemesi kanunun eski 250. maddesi, özellikle ağır ceza mahkemelerinin olduğu dönemlerde bu mahkemelerin görev alanına giren suçlarla ilgili koruma tedbirlerini yine o ağır ceza mahkemesi içerisindeki hakim veriyordu. İşte buna ilişkin bir bireysel başvuru var. Bu olayda da öncelikle hakim bir arama kararı veriyor, iletişimin denetlenmesi kararı veriyor ve daha sonra bu mahkemede yine kovuşturma evresinde görev yapıyor ve dolayısıyla tabii farklı iddiaları da var başvurucunun, ama bizim konumuzla alakalı olarak kişi diyor ki ya burada soruşturma evresinde bu hakim bir takım koruma tedbirlerine karar verdi, bir de geldi benim kovuşturma evremde işin esasıyla ilgili yargılamama katıldı. Dolayısıyla burada hakimin tarafsızlığı zedelenmiştir. Burada bir hak ihlali söz konusudur diyor. Ancak yine mahkeme özellikle tabii burada bir takım somut olayın özelliklerine de girerek yine burada başvurunun dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar veriyor. Konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşımına baktığımızda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle koruma tedbirleri bakımından ikili bir ayrım yaptığını görüyoruz. Bu noktada aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'ndekinin
genel yaklaşımına benzer bir şekilde bir hakimin soruşturma evresinde herhangi bir işlem yapmış olmasının salt olarak kovuşturma evresinde tarafsızlığını zedelemeyeceğini, ancak her somut olayda ayrı bir değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu ifade ediyor. Bu noktada özellikle yine mesela tutuklamaya ilişkin kararlarda ayım işte Hauschild Danimarka, Ökten Türkiye ve Suud Aydın Türkiye kararlarında özellikle tutuklamaya ilişkin verilen kararlarda bir tarafsızlık problemi olabileceğini söylüyor. Çünkü tutuklamanın özellikle işin sadece dosyanın salt bir incelenmesiyle değil, tutuklulukta aranan somut tehlikenin ve şüphenin ağırlığının suçun işlendiğini gösteren kuvvetli suç şüphesinin mutlaka dosyanın içeriğine ilişkin bir değerlendirme yapılması gerektiğini, dolayısıyla da bir kişinin soruşturma evresinde tutuklanmasına karar veren hakimin kovuşturma evresinde görev yapmasının tarafsızlığını zedeleyebileceğine vurgu yapıyor. Bununla birlikte diğer bazı durumlarda ise salt olarak işte usulü bir takım, yani dosyayı çok fazla derinlemesine incelemeden usulü bir takım kararlar vermesinin ise kovuşturma evresindeki hakimin tarafsızlığını etkilemeyeceğine yönelik bir görüş var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Çalışmamızın da çıkış noktasını oluşturan daha güncel 9.3.2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına baktığımızda ise yine Anayasa Mahkemesi'nin hem biraz önce bahsetmiş olduğum Gökhan Yılmaz bireysel başvurudaki görüşlerinden çok fazla ayrılmadığı ve soruşturma evresinde salt bir koruma tedbirine karar vermiş hakimin kovuşturma evresinde görev almasının hakimin tarafsızlığını zedelemeyeceğine yönelik kararı koruyor. Ancak burada biraz önce de bahsettiğim üzere 3 üyenin bu yaklaşımdan ayrıldığını görüyoruz farklı olarak. Bu 3 üye özellikle karşı oylarında şu noktalara dikkat çekerek bu hükmün anayasaya aykırı olduğunu, bir başka ifadeyle hakimin tarafsızlığı bakımından bir problem oluşturacağına yönelik bir tespitte bulunuyorlar. Bunlardan en önemlisi, ki benim de özellikle dikkat çekmek istediğim husus bu. Diyor ki bu 3 muhalif üye haklı olarak, hakimlerin evet bir hakimin soruşturma evresinde bir takım işlemler yapmış olmasının hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyebileceği subjektif olarak. Yani bu hakim çok güzel, mükemmel bir karar verebileceğini kabul etmekle birlikte haklı olarak şunu söylüyorlar. Evet, bu kabul edildiği şekilde bir hakim, soruşturma evresinde bir karar veren hakim mükemmel bir karar verebilir. Biz bunu tartamayız, ama sadece hakimin tarafsız olması yeterli değildir. Bunun toplum nezdinde ve yine davanın taraflarında da bir etki oluşturması gerekir. Dolayısıyla bu yönden bakmak gerekir diyorlar. İki, özellikle tutuklama, iletişimin denetlenmesi gibi birden fazla koruma tedbirine aynı dosyada karar vermiş bir hakimin kovuşturma evresinde hiçbir ön yargısı olmadan o dosyaya bakabileceğini savunmanın çok doğru olmadığını, yani evet belki bir tane olsaydı bunu gözden uzak tutabilirdik, salt bir işlem yapsaydı, ama bazı dosyalarda tutuklama gibi, denetleme gibi, el koyma gibi birden fazla ve özellikle kuvvetli şüpheye dayanan koruma tedbirlerinden birden fazlasına karar veren hakimin aynı dosyanın kovuşturma evresinde hiçbir şey olmamış gibi, dosyayla ilgili hiçbir fikri yokmuş gibi ön yargısız davranmasının çok beklenebilir olmadığını ve nihayetinde özellikle de tutuklama koruma tedbirinden yola çıkarak tutuklama koruma tedbirinin kuvvetli suç şüphesine dayandığı ve kuvvetli suç şüphesinin bir üstündeki aşamanın da zaten mahkumiyeti yetecek kanaat olduğunu, yani kişinin mahkum olması için gereken kanaatın bir basamak altının da tutuklamadaki kuvvetli suç şüphesi olduğunu, dolayısıyla o dosyayı inceleyip kuvvetli suç şüphesini görüp tutuklama kararı veren hakimin kovuşturma evresinde bu kuvvetli suç şüphesinden ari bir şekilde, hiçbir şekilde etkilenmeden bir yargılama yapmasının çok isabetli olmadığını söylüyorlar. Özetle aslında bu 3 karşı oy yazan üye diyorlar ki evet, teknik olarak bir hakimin soruşturma evresinde görev alması onun kovuşturma evresinde tarafsız olmayacağı anlamına gelmez. Bu hakim çok güzel karar da verebilir, ama biz bu hükmün olayı tek bir yere indirgemesi ve biraz önce bahsedilen örnekleri de gözden kaçırması ve özellikle davanın taraflarında
hakime karşı, hakim mükemmel bir karar verse de hakime karşı da bir ön yargının ulaşabileceğini düşünerek bu hükmün aslında iptal edilmesi gerektiğine yönelik bir görüş bildiriyorlar. Toparlayacak olursak ben de aslında karşı oydaki gerekçelerin birçoğuna iştirak etmekteyim. Çünkü özellikle işte iletişimin denetlenmesi ve tutuklama gibi kuvvetli suç şüphesinin arandığı dosyalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında yaklaşımı kendi içerisinde tutarlı ama somut olaya baktığımızda özellikle tutuklama noktasında bunun uygun olmadığını göreceğiz. AİHM de zaten bunu kabul ediyor. Tutuklamayı ayrı değerlendiriyor. Çünkü evet yani basit bir işte arama kararı veya dosyanın hemen böyle üzerinden inceleyerek verilebilecek bir karar vardır. Ama bir de tutuklama gibi iletişim denetlenmesi gibi. Çünkü kanun burada somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesini arıyor. Dolayısıyla burada şöyle bir bence ikilem var. Bir, eğer zaten bu koruma tedbirine karar veren hakimin bu koruma tedbirinin kanuni şartlarına uygun olarak bu kararı verdiğini düşünüyorsak bu demektir ki bu hakim aslında bu dosyanın içeriğine de bir miktar girmek zorunda. Yani tutuklama kararı veren hakim dosyadaki delilleri değerlendirmeden, dosyanın içeriğine bakmadan sadece oradaki birkaç işleme bakarak bu kararı vermemesi gerekir. Çünkü kuvvetli suç şüphesinden bahsediyoruz. Somut delillere dayanan diye ekledik bir de onu sonradan. Dolayısıyla hakimin dosyanın içeriğine girmiş olması lazım. Tamam, mahkumiyet kararı verecek kadar çok ayrıntılı girmeyecek ama belirli bir miktar girmiş olması lazım. Dolayısıyla burada bence şöyle bir çıkmaz var. Ya biz tutuklama kararını kanuna uygun vermiyoruz ya da eğer tutuklama kararını kanuna uygun veriyorsak burada artık biz hakimin kovuşturma evresinde tarafsız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hakim dosyanın içeriğine girmiş, burada kuvvetli şüpheyi oluşturan deliller olduğuna kanaat getirmiş ki tutuklama kararı vermiş. Daha sonra bu olay kovuşturma evresine geldiğinde hakimin bu önceki delilleri kafasından silip sıfırdan bir sıfır ön yargıyla bir karar verdiğini beklemek bence de çok makul değil. İki, şuna da baktım. Bu özellikle 5320 sayılı kanun, yani uygulama kanununun ilk metninde zaten böyle bir hüküm yok. Bu hükümet tasarısına sonradan eklenmiş, değişmiş. Gerekçesini bulamadım açıkçası. Bayağı bir araştırdım. Gerekçesi yok bu değişikliğin. Yani ilk halinde böyle bir hüküm yok. İlk halinde 11. madde istinaf ve temize ilişkin bir geçiş hükmü 5320 sayılı kanunda ama yasalaşmış halinde böyle bir hüküm var. Muhtemelen dediğim gibi bulamadım gerekçesini ama bunun mantığı muhtemelen bu yasağı yani soruşturma evresindeki görev yapan hakimin kovuşturma evresinde görev yapamasındaki mantık muhtemelen özellikle çünkü küçük yerlerde sulh ceza hakimlerinin aynı zamanda asliye ceza mahkemesinde de görev eski sistemde. Tabii şimdi artık sulh ceza hakimlerine geçtiğimiz zaman da belki bu gerekçenin bir anlamı yok. Yani biraz da insan gücüne dayanan bir mantığı olabilir. Ama günümüze geldiğimiz nokta itibariyle Türk yargısının hem nitelik hem de nicelik bakımından bu problemi de yaşamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim ben de Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardaki karşı oy gerekçelerinin hemen hemen hepsine katılmak suretiyle ve özellikle de son dönemlerde sosyal medya ve medyadan hakimlerin üzerine çok ciddi anlamda bir baskı kurulduğu bu dönemde bence de sulh ceza hakimi olarak görev yapan kişinin kovuşturma evresinde görev yapmaması, bir başka gözün bu kararı vermesinin hem toplumda oluşan intiba bakımından hem davanın taraflarının evet hiçbir zaman davada istediği sonuç çıkmayan kişi evet hakim çok güzel karar verdi, mükemmel karar verdi demesini beklemiyoruz ama en azından objektif bir gözle baktığımızda işte seninle ilgili soruşturma evresinde farklı bir göz baktı. Kovuşturma evresinde farklı gözler baktı. Dolayısıyla hem kanun yolu mantığındaki yani bir de farklı bir hukukçu görmüş olsun mantığıyla ben de aslında bu 11. maddenin geçiş hükmü olduğunu düşündüğüm 11. maddenin günümüzde artık kalkması gerektiğini düşünüyorum. Böylece sulh ceza hakimliğini de getirdiğimiz bu sistemde sulh ceza hakimliğinin soruşturma evresine vermiş olduğu koruma tedbirlerine ilişkin kararların etkisinde kalmadan kovuşturma evresinde çok daha dışarıdan bakıldığında en azından çok daha objektif bir sistemi yakalamış oluruz ve böylece de biraz önce bahsettiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne giden problemleri de en baştan kesmiş oluruz. Yani somut olayda hakim öyle miydi değil miydi tartışmalarına hiç girmemize gerek kalmaz. Çünkü soruşturma evresinde farklı bir hakim, kovuşturma evresinde farklı bir hakim
dosyaya bakacağı için hem objektif hem de subjektif tarafsızlığın sağlanacağını düşünmekteyim. Sürem de bitmek üzere sanırım. Teşekkür ediyorum hocam. Benim sunumum bu kadar. Evet, biz teşekkür ederiz Sayın Yurdu. Oldukça nokta atışı konulara temas ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda soru cevap olursa veya görüş belirtmek isteyen olursa onları alabilirim şimdi. Böyle bir şey var mı? Yoksa Alp Tolga Han Bey'in sunumuna geçiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Yurdu. Bu arada bu büyük organizasyonu düzenleyen, emeği geçen, bizi davet eden herkese de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kapsamlı bir organizasyon. Alp Tolgahan Serttaş'ın, Sayın Serttaş'ın özgeçmişi şöyle. 2014 yılında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programını tamamlamış olup tez konusu Türk Ceza Hukuku'nda iftira suçu, TCK madde 267'dir. Aynı yıl içinde söz konusu tez çalışmasını kitaplaştırıp yayınlamıştır. 2018 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdürmekte olup, tez konusu Cumhuriyet Savcısının takdir yetkisi ve bu yetkinin pozitif hukuka yansımalarıdır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda 2016 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sayın Serttaş'ın sunum konusu ise ceza yargılamasında Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı sorumludur. Buyurun Sayın Serttaş, sizi dinliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığını anlatmaya çalışacağım. Hocalarımınki daha böyle pratiğe yönelik de anlatımları. Benimki onların yanında biraz teorik kalacak ama ben açıkçası bu bildiriyi gönderirken bu sorunun, böyle bir sorunun var olduğuna inanıyorum. Çok da tartışılması gerektiğini, gündeme gelmesi gerektiğine inanıyorum. Kendi sunumumda bunu nedenlerini gerekçelendirmeye çalışacağım. Biraz böyle teorik bir açıklamalar olacak benimkiler ama elimden geldiğince sıkmamaya çalışacağım. Bir PowerPoint'im var hocam. Ekran paylaşımı izin verirseniz yapmak isterim. Bir saniye sizi turum sahibi. Evet. Diğer hocam direkt ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Şu anda izniniz mevcut. Tamam, buyurun. Tamamdır. Tamamdır. Hocam, Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığına, tarafsızlığı konusuna gidebilmek için bence önce halledilmesi gereken, geçilmesi gereken bazı basamaklar var. Bu basamaklar işte benim için savcılık makamının öncelikle hukuki niteliği. İşte bu savcılık makamı idari bir makam mıdır, adli bir makam mıdır, yoksa karma nitelikte hukuki nitelik taşıyan bir makam mıdır? Sonraki basamağımız savcının ceza yargılamasında taraf olup olmadığı sorunu. Eğer ki Cumhuriyet Savcısını bir taraf olarak kabul edersek zaten tarafsızlığı noktasında bir tartışma yapmamıza gerek yok. Son olarak da Cumhuriyet Savcısının eğer ki taraf olmadığını kabul edersek nasıl reddedileceğini, veyahut da reddedilmesi gerektiğini veyahut da reddinin mümkün olup olmadığını kendim açıklamaya çalışacağım. Bu bu konudaki ilk görüş savcılık makamının idari bir makam olduğu görüşü. Bu görüş savunanlar diyorlar ki her ne kadar devlet mekanizmasında yasama, yürütme, yargı erkleri birbirinden ayrı olarak örgütlenmişse de savcılar yürütme erkinin mahkemeler nezdindeki temsilcileridir. Temsilcisi olduğunu savunuyorlar. İdari bir makam olduğunu savunanlar gerekçelerine savcının iddianame düzenlemesini ekliyorlar. Bunun idari bir işlem olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak birçok yargı kararında ve de doktrinde genel kabul edilen görüş iddianame bir adli işlem olup bunun idari makam olduğuna gerekçelendirilmesi pek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yine bu görüşü savunanlar diyorlar ki hakimlerin verdikleri kararlarda Türk milleti adına ibaresi yer alırken savcıların iddianamesinde böyle bir ibare yer almaz. Eğer ki savcıların yaptığı işlem adli bir işlem olsaydı iddianamelerinde
yine böyle bir ifadenin yer alması gerektiğini ileri sürüyorlar. Yine anayasanın 9. maddesinde hükümde Türk milleti adına evet bunu söyledik. İkinci görüş savcının adli bir makam olduğu görüşü. Bu görüşü savunanlar savcının Cumhuriyet Savcısının toplumsal düzen ve adaletin sağlanabilmesi için iddianame düzenleyip dava açmasını sağlamakla adli işlemde faaliyette bulunduğunu belirtmektedirler. Toplumsal iddia makamını savcılar işgal etmekte olup yasaların uygulanmasını denetlemesi adalete ilişkin kurallardan uygulamış olduğu kurallardan biridir. Yine savcılar adli bir makamdır. Zira mahkemelerden bağımsız olmaları, sanığın hem lehine hem aleyhine delil toplamaları savcıların adli bir faaliyette bulunduğunu bizlere göstermektedir diyorlar. Yine hocam TCK madde 6'da yargı görevi yapan diye bir tanım var. Bu tanımda da 6 taksim 1D'de yargı görevi yapan deyiminden yüksek mahkemeler, adli idari mahkemeler, üye ve hakimleri, Cumhuriyet Savcısı ve avukatların anlaşılması gerektiği ifadesi yer alıyor. Yani kanun düzenlemesinde de aslında Cumhuriyet Savcılarının yargı görevi yapan, adli faaliyette bulunan olarak kabul edilmesi gerektiği düzenlenmiş. Yine anayasamızda anayasamızda Cumhuriyet Savcılığı Kurumu yargı bölümünde düzenlenmiş. Bu da yine adli bir makam olduğuna yönelik gerekçelerden bir diğeri. Bu konudaki diğer görüş Cumhuriyet Savcısının karma bir hukuki niteliğe sahip olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlar Cumhuriyet Savcısının sadece adli bir makam olduğunu veyahut da idari bir makam olduğunu ileri sürmenin pek de doğru olmayacağını ancak her iki alanda da faaliyette bulunduğunu ileri sürmektedir. İşte savcının iddianame düzenleyip dava açması adli bir faaliyetken mahkemelerce verilen hükmün infazını sağlaması idari bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Yine savcıların kabahatler kanununda izin verilen durumlarda idari yaptırım uygulama yetkileri de vardır. Bunlar da bir idari yetkilerine örnek olarak verilebilir. Biz de hocam açıkçası Cumhuriyet Savcısının hem adli hem de idari alanda faaliyette bulunabildiğini yani karma nitelikte bir hukuk makam olduğunu ancak adli yönünün biraz daha fazla ağırlıkta olduğunu görüşünü paylaşıyoruz. Burada da şuradan gitmek istiyoruz. Yani şöyle gerekçelendirmek istiyoruz. 1412 sayılı Cumhur döneminde sizin de bildiğiniz gibi Adalet Bakanı'nın Cumhuriyet Savcısına kamu davası açılması konusunda emir verme yetkisi bulunmaktaydı. 148. maddede 5271 sayılı yeni ceza muhakemesi kanunumuzda söz konusu yetki alınmamıştır. Ama bunun karşılığı olarak CMK madde 309 kanun yararına bozma doktrininde örnek olarak gösterilmektedir. Aslında aynı düzenlemenin farklı bir biçimde CMK'da yer aldığı görüşü savunulmaktadır. Biz bu görüşe çok açıkçası hocam ben kendi adıma bu görüşe çok katılmıyorum. Çünkü 309 düzenlemesiyle eski 148 düzenlemesi birbirinden farklı. Çünkü 148'de Adalet Bakanı Cumhuriyet Savcısına doğrudan dava açma emri verirken mevcut durumda Adalet Bakanı gerekçelerini de kendi hazırlayarak Cumhuriyet Başsavcısına kanun yararına bozma başvurusunda bulunma talebini iletiyor. Yani birinde Cumhuriyet Savcısı iddianameyi kendisi hazırlayıp bozma veyahut da işte iddianameyi kendisi hazırlayıp kendisi mevcut durumu gerekçelendirirken birinde bana 309 düzenlemesi biraz şey gibi geliyor. Hani doğrudan bir kanun yoluna başvurma emri değil de Adalet Bakanı'na bir şekilde bu kanun yoluna başvurma imkanı yetkisi tanınmak istenmiş. Bu yetkiyi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aracılığıyla kullanması gerekiyor gibi. Çünkü orada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir nevi aracı konumunda
Hiçbir şeye dokunmadan sadece gerekçeleri Adalet Bakanı tarafından hazırlanan gerekçeleri ilgili ceza dairesine sunmakla görevlendirilmiş. Yani ikiz aynı 148 hükmünün 309'la paralel olduğu görüşüne ben açıkçası çok katılmıyorum. Burada başka. Yine hocam CMK 160 Taksim 2'de Cumhuriyet Savcısının maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için şüphenin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayacağı düzenlenmiş. Bu aslında bence Cumhuriyet Savcısı ile ilgili hani az sonraki anlatacaklarım için de geçerli. Kilit bir öneme sahip bir madde. Kilit bir rol oynuyor. Çünkü aslında Cumhuriyet Savcısının ceza muhakemesinde varlık sebebini bana biraz açıklıyor gibi geliyor. Cumhuriyet Savcısının görevi maddi gerçeğin araştırılması. Bu hani hangi makama ait olursan ol, senin görevin maddi gerçeğin araştırılması. Şüphelinin hem lehine olan delilleri toplayacaksın hem aleyhine olan delilleri toplayacaksın. Yani Cumhuriyet Savcısı bir idari makam olup kamu adına suçların kovuşturulması için başvuruda bulunsaydı bu bizi biraz şeye götürür gibi geliyor bana. Anglo-Amerikan hukuk sistemindeki taraf avukat, taraf savcı durumuna getirecek gibi geliyor. Ama burada savcı bence bu hem lehe hem aleyhe delilleri toplamakla görevlendirilmiş hem de asıl amaç olarak maddi gerçeğin araştırılması görevi verildiği için savcının yaptığı işten bana adli bir faaliyet olarak kabul etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda başka herhangi bir şey, bir görüşüm yok hocam. Evet. Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı. Cumhuriyet Savcısı tarafı aralarında ihtilaf bulunan kişileri belirtmek için kullanan da var. Doktrinde hani böyle tanımlayan da var. Hukukta tarafı. Yine hakim önüne götürülmüş uyuşmazlıklarda hakimden talepte bulunma hakkı yetkisine sahip kişiler olarak da tarafı tanımlayanlar var. Tabii hangi tanımdan baktığınız, yapacağınız tanımı da varacağınız görüşü de doğrudan etkiliyor. Doktrinde bununla ilgili çok farklı görüşler ileri sürülmüş. Aslında taraf olup Cumhuriyet Savcısının taraf olup olmadığına ilişkin belki ona yakın uluslararası bildirde tarafsız olduğuna yönelik düzenleme var. İşte bunlardan mesela ne demiş? İşte 90 tarihli savcıların rolüne dair ilkeler madde 13-14'te savcıların tarafsızlıkla görevlerini yerine getireceği. İşte 99 tarihli Savcılar Birliği tarafından kabul edilen savcıların mesleki sorumluluk standartları temel görev hakları beyannamesinde savcılara tarafsız olmaları gerektiği. Yine Avrupa Konseyi'nin sunduğu 2000 tarihli tavsiye kararında savcıların tarafsız olmaları gerektiği. İşte Budapeşte ilkeleri bizim Adalet Bakanlığımızın da bunu doğrudan kabul edip savcılara uyarlamaya çalıştığı ilkeler. Bunda da savcının tarafsız olması gerektiği. Venedik Komisyonu'nun raporunda yine tarafsızlık beyanı var. Aslında uluslararası belgelerin tamamında Cumhuriyet Savcısının tarafsız olması gerektiğine yönelik görüşler var. Tabii bizim doktrinde bizim mevcut CMK'da bu konuda bir açıklama olmadığı için farklı görüşler ileri sürülüyor. Bu görüşler aslında başlıca üçe ayrılıyor. Bazı grup görüşler diyor ki Cumhuriyet Savcısı yargılamada bir taraftır. Reddine o yüzden mümkün değildir. Bazı görüşlerde diyor ki Cumhuriyet Savcısı şahıs itibariyle olmasa da makam itibariyle taraftır. Yani yaptığı işlemler şahsı değil ama makam itibariyle orada başsavcılık adına diyor bir taraftır. Bazı görüşlerde Cumhuriyet Savcısının asıl görevi maddi gerçeğin araştırılması olduğundan tarafsız olmak zorundadır. Taraf olduğu kabul edilemez görüşler ileri sürülüyor. Ben yine hani temel görüşleri slaytıma eklemek istedim. Biz Cumhuriyet Savcısının taraf olmadığı görüşündeyiz. Zira Cumhuriyet Savcısının biz herhangi bir makamın temsilcisi olarak hareket etmediğini, Cumhuriyet Savcısının asıl işinin maddi gerçeğin araştırılması olduğunu belirtmek isteriz. Yine Cumhuriyet Savcısı hem sanığın, şüpheli ve sanığın hem lehine hem aleyhine deliller toplayacaktır.
cezalandırılması için iddianameyle dava açtı, dava açılmasını sağladığı sanık hakkında yargılama sonunda beraat da talep edebilecektir. Veyahut da sanığın lehine kanun yoluna da başvurabilecektir. Yani burada bir kamu avukatından ziyade tarafsızlıkla hareket eden bir yargılama sücesi olarak ben açıkçası kabul ediyorum. O yüzden Cumhuriyet Savcısı'nın mutlak surette tarafsız olması gerektiği görüşünü savunuyorum. Yine mevzuatta mevcut meri hukukumuzda bu durum nasıl? İşte 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu'nda özel durumlarda atama başlıklı 46 taksim 3'te Cumhuriyet Savcısı'nın tarafsızlıkla görev yapamayacağı anlaşılması durumunda isteklerine bakılmaksızın başka bir yere atanacakları düzenleme altına alınmış. Yine aynı kanun 68.1b'de yer değiştirme cezası başlıklı bir madde var. Burada da yaptıkları işler ve davranışlarla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı anlaşılan Cumhuriyet Savcıları'nın başka bir yere, taleplerine bakılmaksızın başka bir yere tayin edilecekleri düzenlemesi yer alıyor. Yani doğrudan CMK'da Cumhuriyet Savcısı taraf değildir, tarafsızdır düzenlemeleri yer almamasına rağmen aslında 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu Cumhuriyet Savcıları'nın mutlak surette tarafsız olması gerektiğini, tarafsızlığını kaybederse, o bölgede tarafsızlığını kaybederse görev yerinde isteklerine bakılmaksızın tayinlerinin çıkarılacağını veyahut da bunun aslında bir disiplin cezasına yol açacağını düzenleme altına almış. Yine aslında 2004 tarihli ceza muhakemesi kanunu taslağında da Cumhuriyet Savcısı'nın tarafsız olduğuna yönelik bir düzenleme yer almaktaydı. Ancak mevcut kanunlaşan mevzuatımızda CMK'da söz konusu hükme yer verilmemiş. Yani biraz bunu doğrudan görüş belirtmekten ziyade mevcut durumu biraz doktrinin tartışmasına bırak. Doktrinin tartışması neticesinde şekillenmesi yönünde bir tutum benimsediğini söyleyebiliriz. Cumhuriyet Savcısının reddi aslında bizim burada açıklamak istediğimiz konu. Ceza muhakemesi kanunumuzda hakimlerin, zabıt katiplerinin ve bilirkişilerin reddi düzenlenmiş. Ancak CMK'da Cumhuriyet Savcılarının reddine, yasaklılığına herhangi bir düzenleme yer verilmemiştir. Tabii bununla ilgili farklı neden yer verilmediğine yönelik farklı görüşler var. İşte doktrinde bir kısım yazar Cumhuriyet Savcısı makamı itibariyle taraftır. İşte reddine yer vermemiş çünkü Cumhuriyet Savcısı taraftır. Reddedilemez. Gerekirse başsavcıya başvurup başka bir Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirilmesi talep edilebilir gibi bir görüş var. Ben açıkçası bu konuyu da biraz tartışmaya bıraktığını, yani tam böyle karar verilemeyen noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Hani biraz bizim kanun yapıcımız bu konuda öncü olmak istememiş. Dünyada da zaten sınırlı sayıda ülkede Cumhuriyet Savcılarının tarafsız olduğuna yönelik doğrudan uygulama var. Mesela Avusturya Ceza Muhakemesi Kanunu'nda var. Onlar Cumhuriyet Savcısı'nın tarafsızlıkla görev yapacağını düzenlemiş. İşte hangi durumlarda tarafsızlığını kaybedeceğini de aynı bizim hakimin yasaklılık red sebepleri gibi ayrıca düzenleme altına almış. Yine işte Polonya Kamu Savcılığı Örgütü Kanunu olması lazım. Orada geçiyor. Böyle İspanya Anayasası'nda var yine Cumhuriyet Savcısı'nın tarafsızlıkla görev yapacağına yönelik. Bu tarafsızlığını kaybeden Cumhuriyet Savcısı hakkında ne yapılacağına yönelik görüşlerde de şöyle fikirler ileri sürülmektedir. İşte hakimin yasaklılığı reddini düzenleyen hükümlerin kıyas yoluyla Cumhuriyet Savcıları hakkında uygulanması gerektiğine yönelik bir görüş var. Açıkçası burada kanun koyucu bence bilinçli bir boşluk bırakmış. Bilinçli boşluk bırakılan durumlarda kıyasa başvurmak çok doğru değil. Hatta kıyasa başvurulamayacak durumlardan biri. O yüzden bu görüşe açıkçası katılamıyorum. Yani hakimin, işte bilirkişinin, zabıt katibinin bile reddini düzenleyen kanun koyucunun Cumhuriyet Savcısının reddine yer vermemesini işte bir unutkanlık veyahut da bir düzenleme eksikliği olarak değerlendirmemek gerekir bence. Bu benim fikrimce bilinçli bir boşluk. Bilinçli boşluklar, kanun koyucunun bıraktığı bilinçli boşluklarda da kıyasa başvurulamaz. Yine
Askeri mahkemelerin kuruluş ve yargılama usulü kanunu madde 46'da askeri mahkemelerdeki Cumhuriyet savcılarının hangi durumlarda çekinebilecekleri düzenleme altına alınmıştı. Buradaki hükmünde hükmün kıyas yoluyla biz mevcut ceza muhakemesinde görev yapan Cumhuriyet savcılarına uygulanması gerektiğine yönelik bir görüş var. Ancak söz konusu görüşe de az önce belirttiğimiz bilinçli boşluk bırakılması sebebiyle kıyasa başvurulamayacağına biz düşünüyoruz. Yine bu konuda Cumhuriyet Savcısının kendi tarafsızlığı noktasında meşhur bir karar var. İşte bu Çin'e Cumhuriyet Savcısı kendi mağdur olduğu bir dosyada iddianame düzenleyip dava açıyor ve de bu kişi mahkum oluyor, dava açtığı kişi. Daha doğrusu o ilçede 3 tane Cumhuriyet Savcısı var. 2 tanesi söz konusu davanın mağduru konumunda, bir tanesi de izinli, başka Cumhuriyet Savcısı yok ve de bu mağdur Cumhuriyet Savcılarından bir tanesi iddianame düzenleyip dava açıyor. HSK 3. Dairesi'nin 2013 tarihli bir karar veriyor. Bu Cumhuriyet Savcısı'nın kendi mağdur olduğu davada, kendi mağdur olduğu bir olayda iddianame düzenleyip dava açıp açamayacağına yönelik. Burada Cumhuriyet Savcısı'nın tarafsızlığını şüpheye düşüren bir durumda reddine ilişkin bir düzenlemeye mevzuatımızda yer verilmediğine, yani çok istenen bir durum olmamakla birlikte dava açılan kişi hakkında, yani şüphelinin haklarına herhangi bir zarar verilmemesi, adil yargılanma hakkında herhangi bir problem, bir sıkıntı, bir zeval verilmemesi diyeyim durumunda yapılan işlemin herhangi bir hukuka aykırılık taşımayacağı yönünde görüş belirtiyor. Kişi bu sanık söz konusu karara Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuyor. İşte mağdur konumundaki Cumhuriyet Savcısı kendi mağdur olduğu dosyada olayda iddianame düzenleyip dava açtı diye. Anayasa Mahkemesi de söz konusu durumu hukuka aykırı bulmuyor. Yani yapılan başvuruyu ilgili kısımlar reddediyor. O da yine çok istenen bir durum olmadığını ama mevcut düzenlemenin böyle olduğunu, HSK incelemesinde de Cumhuriyet Savcısının herhangi bir hukuka aykırı faaliyette bulunmadığını, işte şüpheliye haklarının tamamen hatırlatıldığını, yapılan işlemin tümüyle mevzuata uygun olduğundan bireysel başvuruda bulunan kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edilmediğini kabul ediyor. Yine biz Cumhuriyet Savcısının tarafsızlıkla yükümlü olduğunu belirttik. Hakim Savcılar Kanunu 68.2b'de faaliyet ve davranışlarıyla tarafsız kalamayacak kadar Cumhuriyet Savcısı'nın yer değiştirme cezası uygulanacağını belirttik. Yine Hakim ve Savcılar Kanunu madde 46'da, Avukatlık Kanunu madde 13'te akraba olan hakim ve savcıların veyahut da avukatların aynı mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarına yönelik düzenlemeler yer almakta. Burada şöyle bir problem var. Söz konusu düzenlemelerin kapsamına girmeyen bir durumla karşılaşılmış. Bu 4. Ceza Dairesi'nin bir kararı var. Benim hoşuma gitti bu karar. Bunu da paylaşmak isterim sizlerle. Hatta o karar. Karar burada. Sayın Sertaş, kusura bakmayın. Süremiz doldu. Biraz daha devam edebilirsiniz. Hocam bitirmek üzere. Bitirmek ama üzereyim. Çok uzatmayalım lütfen. Tamam, sağ olun. Buyurun. Bu kararda Yargıtay diyor ki bir eşin karı kocadan diyor birinin Cumhuriyet Savcısı olarak açtığı davaya mahkeme başkanı olarak veyahut da hakim olarak diğer eşin katılıp katılamayacağına yönelik. Gerçekten bizim mevcut düzenlemelerimizden hiçbiri bu ihtimali düzenlemiyor. Ancak Yargıtay 4. Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonunda aslında diyor Hakimler ve Savcılar Kanunu madde 46'da aynı dairede görev yapamayacak hakim ve savcıları düzenlerken bunun da kapsama girmesi gerektiğini, yani evleviyetle bu durumun da bu maddenin kapsamına girdiğini, işte Piersek Belçika 01-10-1982 tarihli bir kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Söz konusu kararda da savcı yardımcısının açtığı davaya o dönemin başsavcısının hakim olarak katılmasını
adil yargılanma hakkı bakımından bir ihlal olarak değerlendirmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunun da bu durumla birebir uyduğunu kabul edip bir eşin iddianame düzenleyip açtığı davaya diğer eşin hakim olarak katılmasının aynı bireyin adil yargılanma hakkını ihlal edeceğini, işte Hakim Savcılar Kanunu 46'ya aykırılık taşıdığını kabul ediyor. Biz son olarak çözüm öneriniz nedir diye sorarsanız hocam, hani benim kendi adıma naçizane çözüm önerim, Cumhuriyet tarafsızlığından şüpheye düşülen bir Cumhuriyet Savcısının reddi mümkün olmalı. Bunun bir başsavcının keyfine bırakılmamalı. Eğer ki tarafsızlığından şüpheye düşülen bir Cumhuriyet Savcısı varsa yargılamada. Tabii bu tarafsızlığından şüpheye düşen reddi mümkün olmalı. İnsanlar başvurup reddini talep edebilmeli ama bu reddin de mahkeme tarafından incelenmesi çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır bana göre. Çünkü o durumda da Cumhuriyet Savcısı mahkemeye karşı bağımsızlığı bir değerlendirme, yani bağımsız olduğu ileri sürülemeyecektir. Benim naçizane önerim, yani belki adliyeler nezdinde HSK'ya bağlı bir hakimler kurulu veyahut da savcılar kurulu gibi böyle en azından il adliyelerinde bir kurul oluşturulursa bu red taleplerinin ilgili kurullarca incelenmesi gerektiğine yönelik bir görüşüm var benim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar hocam. Biz teşekkür ederiz. İstifadeli oldu. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Sercan Tokdemir bir soru tevcih etmiş. Buyurun size. Hocam. Okuyorum. Sunum yapan değerli hocalarıma teşekkür eder. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Oturuma sonradan dahil oldum. Soracağım soru cevaplandırılmış da olabilir. Sayın Serttaş'a sormak istiyorum. Malum 6. yargı paketiyle savcı yardımcılığı kurumu getirildi. Söz konusu kurumu savcının tarafsızlığı bakımından kısaca değerlendirir misiniz? Konunuz bağlamında kuruma nasıl yaklaşıyorsunuz? Savcı yardımcılığı kurumunu sormuş Sayın Tokdemir. Savcı yardımcılığı kurumunun tarafsızlığı noktasında herhangi bir nasıl bir problemle karşılaşılabileceğine yönelik açıkçası şu anda bir şeyim yok hocam. Ama 2021 yılında olması lazım. Getirilen bir düzenleme var. Hani ondan bahsetmek isterim eğer ki hocam kabul ederse. Biraz hızlandığımız için orayı atlamak zorunda kaldım. Olur, olur. Yani soru cevap kısmımızdan kullanabiliriz o bölümü. Buyurun. Hocam 25 Haziran 2021 tarihinde 7328 sayılı kanunla Teşkilat Kanunu 18 ve 40'a Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesiyle bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususlarında görevli ve yetkilidir diye bir hüküm eklendi. Benim kendi tezim de aslında Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı sonlandıran veyahut da kovuşturmayı sonlandıran böyle takdir yetkisini kullandığı kararlar olduğu için bu hüküm benim tabii direkt dikkatimi çekti. Bununla ilgili birçok yargı kararı var hocam. İşte aslında bu daha önceden hiçbir düzenlemesi olmayan bir durumdu. Şöyle ihtimaller çıkabiliyordu. Birey hakkında bir Cumhuriyet Savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriyor. Bu karar şüpheliye tebliğ ediliyor. Ancak UYAP sisteminde başsavcılara görüldü yetkisi, onay yetkisi gibi butonlar tanındığı için daha sonrasında başsavcı bunu kabul etmeyebiliyor, reddedebiliyor. Şöyle durumlar ortaya çıkabiliyordu. Ya adama işte bir karar verildi, savcı tarafından tebliğ edildi ama başsavcı bunu reddetti. Sen biraz daha araştır diye Cumhuriyet Savcısına geri gönderdi. Ya burada işte adam tebliğ edilen bir Cumhuriyet Savcısının kararı var. Bu uygulanacak mı? Bu adam kovuşturmaya yer olmadığı kararı aldı mı? Bununla ilgili bir dünya Yargıtay kararı var. Tamamı Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir yetkisinin olmadığını, Cumhuriyet Savcısı yaptığı işlerde, adli faaliyetlerde tamamen bağımsız hareket etmesi gerektiğini, verdiği kararlarda başsavcının onayını alması gerektiğine yönelik bir düzenleme olmadığını yönelik bir dünya Yargıtay kararı var. Bu kararların önünü kesebilmek için söz konusu düzenleme geldi. Şimdi soruşturmayı sonlandıran kararların tamamı Cumhuriyet Başsavcısının önüne düşüyor ve de Cumhuriyet Başsavcısı onay vermesi durumunda bu kararlar geçerli kazanıyor mevcut durumda. Aslında bu da şey gibi oluyor. Yani bir
Cumhuriyet Savcısının biz çalışmamızı yaparken de savunduğumuz işte Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı, bağımsızlığı, savcılığın işte kendi teşkilatına karşı bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı'na karşı bağımsızlığı. Ama Cumhuriyet Savcılığı mevcut durumda bir memur konumuna indirgeniyor. Yani tek başına hiçbir işlem yapamadığı, karar alamadığı, hep bir onaya muhtaç bir memur konumuna indirgeniyor. Ben o bakımdan kendi çalışmamda da eleştirdim. İnşallah bir gün kitaplaştırırsam sizlere de göndermek isterim. Teşekkür ediyoruz Sayın Serttaş. Süremiz de daralıyor. Ben diğer konuşmacımıza geçmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Sıradaki konuşmacımız Sayın Özge Ceren Yavuz Kılıç. Hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Özge Ceren Yavuz Kılıç, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tam burslu olarak 2013-2017 yılları arasında tahsilini görüyor. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Profesör Doktor İzzet Özgenç danışmanlığında Hedefte Sapma ve Ceza Sorumluluğu başlıklı yüksek lisansını yazıyor. Yüksek lisans tezini yazıyor ve sonradan bu kitabı yayımlıyor. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde tehlikeli faaliyetlerin icrası sürecinde meydana gelen sonuçlardan dolayı ceza sorumluluğu başlıklı doktora tez çalışmasını yine Profesör Doktor İzzet Özgenç hocanın danışmanlığında yürütüyor. Kendisi Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde halen araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sunum konusu akademik personel hakkında ceza soruşturmasıdır. Buyurun Yavuz Kılıç, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle emeği geçenlere ve organizasyon komitesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli hocalarım ve sayın dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiri olarak sunacağım çalışmamın konusu akademik personel hakkında ceza soruşturması. Ceza muhakemesi sürecinin işleyişi kural olarak CMK'da düzenlenmiş. Ancak istisnai olarak bazı durumlarda özel muhakeme usullerine de çeşitli kanunlarda yer verildiğini görüyoruz. Bir kamu görevlisi olan akademik personelin soruşturulması da buna özel soruşturma usullerine verilebilecek örneklerden bir tanesini teşkil ediyor. Anayasanın 129. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Yine aynı maddenin 6. fıkrasına göre ise memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında kanunun gösterdiği idari merciğin iznine bağlı kılınmıştır. Bu düzenlemenin sebebi kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlayabilmektir. Anayasanın getirdiği bu düzenlemeye binaen 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun, memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri ve izlenecek usulü düzenlemektedir. Ancak yüksek öğretim kurumlarında görevli personeller hakkında ise uygulanabilecek 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu bulunmaktadır. Bu kanunun 53. maddesinin C fıkrası yüksek öğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleriyle yüksek öğretim kurumları ve yöneticilerinin kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarda yürütülecek ceza soruşturmasının usulünü ortaya koymaktadır. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Çalışmamda sadece işte burada düzenlenen öğretim elemanları bağlamında konuyu ele almaya çalıştım. Kanunun tanımlar maddesine göre öğretim elemanları yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini ifade eder. Öğretim üyeleri ise yine yüksek öğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 2016 yılında vakıf yüksek öğretim kurumları ile ilgili bir kanun değişikliği yoluna gidildi. Bu kanun değişikliğinden önce kanunun bu vakıf yüksek öğretim kurumlarındaki çalışanların buradaki özel usule tabi olmaması ve fakat devlet yüksek öğretim kurumlarında akademik personellerin bu usule tabi olmasının eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne somut norm denetimi yoluyla bir başvuru yapılmıştı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi vakıf üniversitelerinde çalışanlar ile devlet üniversitelerinde görev yapanların statüleri ve özlük hakları bakımından farklı kurallara bağlı oldukları ve dolayısıyla aynı hukuksal durumda olmamaları dolayısıyla
farklı soruşturma usulüne tabi tutulmalarının eşitlik ilkesine aykırılık arz etmediğini hükmetmişti. Danıştay'ın da benzer yönde kararları mevcuttu aslında. Ancak 2016 yılında yapılan kanun değişikliğiyle ve daha sonra Danıştay'ın kanaatimizce isabetli şekilde yorumladığı kararlarından, özellikle 2019 yılında vermiş olduğu yeni addedilebilecek bir karardan anlaşıldığı üzere vakıf yüksek öğretim kurumlarının rektör yardımcıları ve sekreterlerinin, rektör sekreterlerinin, üst kurul genel sekreterlerinin ceza soruşturmasında bu çalışmaya konu teşkil eden yüksek öğretim kurumunda düzenlenen 53C'deki özel soruşturma usulüne tabi kılındığını artık söyleyebiliyoruz. Buna karşın Vakıf Yükseköğretim Kurumu mütevelli heyeti, başkanı ve üyeleriyle ilgili bir düzenleme yapılmadığı için kanunda bu kişilerin yine Yükseköğretim Kanunu'ndaki özel ceza soruşturması usulünün kapsamı dışında kalmaya devam ettiklerini söylememiz mümkün. Çalışmaya konu özel muhakeme usulüne tabi kişilerden bahsettikten sonra soruşturma, bu özel usule tabi soruşturma kapsamındaki suçlardan da ayrıca bahsetmemiz gerekir. Bahsi geçen 53. madde C fıkrası akademik personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarda yürütülecek ceza soruşturması usulünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla söz konusu personellerin görevleriyle ilgili olmayan veya ve görevlerini yerine getirdikleri zaman dışında kalan süreçte işledikleri suçlardan dolayı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülmüş olan özel soruşturma içeren hükümler uygulanmazlar. Burada şöyle bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. 4483 sayılı kanunda az önce ifade ettiğim şekilde memurların görevleri dolayısıyla işledikleri suçlar bakımından işte soruşturma izni verilmesi ve bunun devamındaki süreç ele alınıyor. Ancak burada sadece görev dolayısıyla işlenen suçlar değil, görev esnasında işlenen suçların da kapsam altına alındığını görüyoruz. Bu itibarla Yükseköğretim Kanunu'ndaki özel soruşturma usulünün daha geniş bir muhtevaya sahip olduğunu söylememiz mümkün. Yine bu kapsamdaki suçlardan bahsettikten sonra boşluk bulunması halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine de değinmemiz gerekir. Zira bu 53. madde C fıkrası hükmü uzun da bir hüküm, ancak bu konuyu düzenlemek için çok ayrıntı arz eden bir hüküm değil aslında. Yine kanunda bu konuda öngörülmüş düzenlemeye baktığımızda bu kanunda yer almayan hususlarda memurun muhakemat hakkında kanun hükümleri uygulanacağına hükmedilmiştir. Ancak bu kanun 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunda yürürlükten kaldırıldığı için akademik personele yönelik yürütülen ceza soruşturması hakkında Yükseköğretim Kanunu'nda yer almayan hususlarda 4483 sayılı kanunun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde yine genel kanun olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve eğer ilgiliyse yine Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması gerekecektir. Bu açıklamalardan sonra, kişi ve konu bakımından yapılan açıklamalardan sonra bu özel soruşturma sürecini açıklamak gerekirse, öncelikle soruşturma sürecine geçmeden önce soruşturmadan önceki kısma ilişkin açıklamalarda bulunmak istiyorum. Soruşturmaya zira başlamadan önce buna engel bir hususun bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir eğer muhakeme şartı varsa bu gerçekleşmeden bu soruşturma aşamasına geçilmiyor. Bu anlamda burada özellikle izin müessesesinden bahsetmek istiyorum. Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin bahsettiğimiz C fıkrası kovuşturma iznini açıkça değinmiş ve kovuşturma izni kavramını kullanmış. Ancak soruşturma izni ifadesini açıkça kullanmadığını görüyoruz. Buna ilişkin doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüş. O yüzden bu kısmı ayrıca açıklamak istedim. Soruşturma izni kavramı kullanılmadığı hususunu. Ancak yine de C bendinin aynen şu şekilde başladığını ifade etmek istiyorum. C bendine göre bu kapsamdaki kişiler hakkında görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca incelemeye başlatılabilir. İnceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde aşağıdaki hükümler uygulanmaktadır. Burada kanaatimizce inceleme başlatılmasından bahsetmesi ve soruşturma açılmasına karar verilmesi ifadelerinin kullanılması dolayısıyla aslında bir soruşturma izninden bahsedilmekte. Dolayısıyla da yine bu cümlenin başında da görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan bahsedildiği için her iki durumu da kapsamak üzere kanaatimizce soruşturma izninin aranması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Doktrinde aksi yönde görüşler de mevcut. Bu görüşü savunan yazarlara göre soruşturma izninden açıkça bahsedilmediği için
Burada bir boşluk söz konusudur ve boşluk durumunda 4483 sayılı kanun uygulanır. Ve bu bahsettiğim kanun da sadece memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevleri dolayısıyla işledikleri suçlar hakkında uygulanabilen bir kanun olduğu için Yüksek Öğretim Kanunu'nda her ne kadar hem görevleri dolayısıyla hem görev esnasında işlenen suçlar kapsam altına alınmışsa da sadece görev dolayısıyla işlenen suçlar bakımından soruşturma izni aranabileceğini ifade ediyor bu görüş savunan yazarlar. Bunun dışında eğer görev esnasında işlenen bir suç söz konusuysa ve fakat bu görevle bağlantılı bir suç değilse işte o halde soruşturma izninin aranmaması gerektiğini savunuyor bu görüşü savunan yazarlar. Ancak kanaatimizce az önce bahsettiğimiz gerekçeler doğrultusunda hem görev esnasında işlenen suçlar dolayısıyla hem de görev dolayısıyla işlenen suçlar dolayısıyla soruşturma izninin aranması gerekmektedir. İzin için 4483 sayılı kanundaki usulün uygulanması gerekir. Çünkü bu anlamda bir boşluk mevcut. Akademik personel hakkında ceza soruşturmasını boşluktaki hükümleri 4483 sayılı kanun hükümlerini yorumladığımızda rektörün vermeye yetkili olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Rektör görevlendireceği bir kişi vasıtasıyla öncelikle bir ön inceleme yapılmalı ve akabinde ön inceleme raporuna göre soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç 30 gün içerisinde vermelidir. Bu süre zorunlu hallerde 15 gün geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yine 4483 sayılı kanuna göre yetkili merci belirtilen süreler içerisinde soruşturulan kişi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönündeki kararını vermek zorundadır. Aslında bu kanunun tasarısında bu maddenin devamında eğer bu süreler geçirilmesine rağmen henüz bir karar verilmemişse soruşturma izni verilmiş olduğu yönünde karar verilmiş olduğunun kabul edilmesi gerektiğini hükmedilmişti. Ancak kanunlaşırken bu hükmün biz kanundan tasarıdan çıktığını ve bu şekilde kanunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda aslında sürelerin geçirilmesinin de bir yaptırımı yokmuş gibi gözükmekte. Ancak eğer bu süreler geçirilmişse ve henüz bir karar verilmemişse hala yine yetkili mercilerin daha fazla vakit geçirmeksizin kararını vermesi, açıklaması gerektiği kanaatindeyiz. Eğer işin sürüncemede bırakılması durumu vesaire gibi bir husus söz konusuysa da bu durumda yetkili kişinin görevin gereğini yapmakta ihmal veya gecikme gösterdiğinden dolayı cezai sorumluluğu cihetine gidilebileceği kanaatindeyiz. Soruşturma izni kararı verilmesi durumunda bu karara ilişkin hakkında inceleme yapılan akademik personel soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar verilmişse de Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi yetkili merciğin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz yoluna gidebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir ve itirazı incelemek için yetkili merci ilgili rektörlüğün yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesidir. Ve bu mahkemenin itirazla ilişkin kararını en geç 3 ay içerisinde vermesi gerekir. Çalışmaya konu özel muhakeme usulünün işletilmesinden önceki süreç bu şekilde gerçekleşmektedir. Soruşturma izni verilmişse veya ve bu izin itiraz edilmeden kesinleşmişse veya itirazı reddedilmişse ya da soruşturma izni verilmemişse ve buna itiraz edilip itiraz merciyi itirazı yerinde görmüşse o halde artık soruşturma aşamasına geçilir ve ceza soruşturmasının başlaması gündeme gelir. Ceza soruşturması kapsamındaysa Yükseköğretim Kanunu 53. maddesinin C fıkrasında akademik personel için ilk soruşturma ve son soruşturma olmak üzere iki aşamalı özel bir soruşturma usulü öngörmüştür. İlk soruşturmayı açma yetkisi disiplin amirindedir. Disiplin amiri üniversitede rektör, fakültelerde dekan, enstitü ve yüksekokullarda enstitü ve yüksekokulu müdürüdür. Sayılan disiplin amirleri amir oldukları birimde görev yapmakta olan akademik personeller hakkında ilk soruşturma açma yetkisini haizdir. İlk soruşturmayı yürütecek soruşturmacı en azından hakkında soruşturma yapılacak akademik personelin akademik ünvanına sahip olmalıdır. Bu anlamda soruşturmacının ünvanının denk veya soruşturulan kişinin ünvanından daha üst olması gerekir. Yetkililerin saptanmasında akademik personelin suç tarihindeki görevi esas alınmaktadır. Ve eğer yine akademik personel olan kişilerin iştirak halinde işlediği bir suç söz konusuysa üst ünvana sahip olan akademik personelin ünvanı esas alınmalıdır. Soruşturmacının objektif olması esastır ve bu sebeple bünyesinde hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı veya reddi sebeplerinin bulunmaması gerektiği kanaatindeyiz. Soruşturma emrini verecek kişide de bu şartların aranması gerekir.
Nitekim Danıştay da vermiş olduğu bir kararda bu hususu şu şekilde açıklamaktadır. İnceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirileceklerin, inceleme ve soruşturmaya konu olayla ilgisi bulunmayan, suç konusu eylemden zarar görmemiş, sanığın veya olayın mağduru durumunda olan kişilerle akrabalık bağı bulunmayan, hakkında inceleme veya soruşturma yapılan memur veya kamu görevlisiyle halef-selef ilişkisi olmayan, mahiyetinde görev yapmış ve tamamen tarafsız kişilerden mahiyetinde görev yapmamış ve tamamen tarafsız kişilerden olması gerekir. Bu hususların inceleme ve soruşturma ile verilecek kararın etkilerden uzak ve objektif yapılması için bu işlemleri yapacak kişilerde olduğu gibi soruşturma emri verecek kişilerde de bulunması zorunludur. Görevlendirilen soruşturmacı veya duruma göre soruşturmacılar adeta ilgili ceza soruşturmasında Cumhuriyet Savcısının rolünü üstlenmektedirler. Bu sebeple soruşturmacı veya soruşturmacılar hakkında inceleme yapılan akademik personelin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi belgeleri toplayabilir, araştırma yapabilir. Burada bu anlamda ifadede yasak usullere dikkat etmesi gerekir. Sadece yetkilerden değil, burada yükümlülükler anlamında da soruşturmacıdan bahsetmemiz gerekiyor. Ayrıca tespit ettiği delillere gerektiği durumlarda ve usulüne uygun olarak el koyabilir, ilgililerin zorla getirilmesini sağlayabilir. Ancak uygulanan işlemin niteliğine göre hakim veya Cumhuriyet Savcısının bu anlamda izni veya kararı gerekebilir. Söz gelimi arama veya el koyma için ayrıca diğer bu hususlara ilişkin diğer şartların da sağlanması gerekir. Buna karşın kolluğun veya adli bir görevlinin bizzat yerine getirmesi gereken hususlar açısından soruşturmacının yetkisinin olmadığının kabul edilmesi gerekir. Bu hususların da hakim ya da Cumhuriyet Savcısı aracıyla yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Soruşturmacı eğer takdir ederse bilirkişi heyeti tayin edebilir ve kriminolojik incelemeler yaptırabilir. Soruşturma gizli ve yazılı şekilde yürütülmelidir. Şüpheli durumdaki akademik personelin savunma hakkı, lekelenmeme hakkı başta olmak üzere diğer tüm hakları gözetilmeli ve şüphelinin hakları kendisine soruşturmanın en başında anlatılmalıdır. Bu şekilde hakkında ceza soruşturması yürütülen akademik personelin lehine ve aleyhine olan tüm deliller toplanmalı ve bu deliller değerlendirilerek akademik personel hakkında soruşturma esnasında topladığı tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek şüpheli akademik personel hakkında lüzumlu muhakeme veya meni muhakeme kararlarından hangisinin verilmesi gerektiğine yönelik kanaatini içeren bir fezleke hazırlamalıdır soruşturmacı. Yani soruşturma raporu hazırlamalıdır. İşte bu soruşturma raporunda hangi eylemin hangi suç teşkil ettiğine dair işte hangilerinin hangi suç teşkil ettiğine dair görüşleri ya da aleyhine ve lehine olan tüm delillerin değerlendirilmesi, açıklanması ve bunun sonucunda lüzumlu muhakeme kararı verilmesini talep etmişse neden, meni muhakeme kararı verilmesini talep etmişse neden, bunları gerekçeleriyle açıklayan bir rapor hazırlaması lazım. Bu rapor eğer birden çok sayıda soruşturmacı görevlendirilmişse hepsinin ortak görüşünü taşımalıdır. Ayrıldığı yerde ayrı gerekçeleri belirtilmelidir. Hazırlanan fezleke yetkili amire sonuç itibariyle teslim edilmelidir. Fezlekenin teslim edileceği yetkili amir ise soruşturmacı veya soruşturmacıları görevlendiren makamdır. Yükseköğretim Kanunu'nda ilk soruşturmadan bahsediyoruz. Hangi sürede biteceğine ilişkin bir hüküm yer almamakta. Dolayısıyla burada yine bir boşluk bulunduğundan bahsedebiliriz. Burada kıyasen 4483 sayılı kanundaki o izne ilişkin yine 30+15 diye az önce bahsettiğimiz sürelerin burada da uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu süreçlerin sonunda fezleke soruşturmanın başlamasından itibaren bu süreçler geçilmeyecek şekilde fezleke hazırlanmalıdır. Bunun sonucunda fezlekeyi teslim alan yetkili amir dosyayı ilgili kurula sevk etmelidir. İlgili kurul kimdir peki? Akademik personel hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik son soruşturma, 3 kişilik bir kurul kurulur ve bu kurul son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermeye yetkilidir. Kurul üye tam sayısıyla toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış üyeler ile haklarında karar verecek üyeler katılamazlar ve noksanlar yedek üyelerle tamamlanır. Kurul eylemin suç teşkil etmediğinin anlaşılması halinde eylemin suç teşkil etmediğine kanaat getirmesi halinde meni muhakeme kararı verir. Bu durumda yeni bir delil ortaya çıkmadan tekrar kamu davası açılamaz aynı eylem hakkında. Ancak toplanan deliller ışığında eylemin bir suç oluşturduğu düşünülüyorsa da bu durumda lüzumlu muhakeme kararı verilir. Kurulun verdiği lüzumlu muhakeme kararıyla cezai uyuşmazlık yargılama makamı huzuruna taşınır. Burada adeta Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianame
belgenin etkisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu belgeyi biz, yani lüzumu muhakeme kararını biz iddianame yerine geçen belge olarak kabul edebiliriz. Bu itibarla lüzumu muhakeme kararında ceza muhakemesi kanununun 170. maddesinde düzenlenen ve iddianamede yer alması gereken hususları aynı şekilde lüzumu muhakeme kararında yer alması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca iddianamenin iadesi kurumunun da burada aslında yine kıyasen uygulanması gerektiğini kabul etmemiz lazım. Burada yani lüzumu muhakeme kararını iade edecek mahkemenin bu iadesi sonucunda kurulun tekrar bir soruşturma yürütüp yeniden bir karar vermesi ve eksikleri gidermesi gerekmekte. Daha sonra işte duruma göre emeni muhakeme veya lüzumu muhakeme kararını yeniden takdir etmesi gerekir. Bunun sonucunda kurul eğer oy birliğiyle karar almamışsa ve oy çokluğuyla karar almışsa muhalefet şerhlerinin de bu kararda yer alması gerekir. Yine son soruşturmanın da ne kadar sürede tamamlanması gerektiğine dair kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu anlamda da biz bir boşluktan bahsediyoruz. Burada dava zaman aşımı konusu yine gündeme geliyor. Ancak 4483 sayılı kanunda da bu anlamda bir hüküm bulunmadığı için Türk Ceza Kanunu'ndaki dava zaman aşımına ilişkin hükümleri burada uygulamamız gerekiyor. Kurulun vereceği kararlar tebligat kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilmelidir. Yine bu tebligatta son soruşturma kurulu kararına itiraz hakkı, süresi, itiraz merci gibi bilgilere yer verilmektedir. Bu kurul aslında verdiği karar itibarıyla idari bir karar vermiyor olsa da niteliği itibarıyla kendisi idari bir karar olduğu için bu kurulun kararlarına karşı Danıştay'a başvuru yapılabilmektedir. Dolayısıyla lüzumlu muhakeme kararına ilgililer tarafından Danıştay'a 10 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. Ancak meni muhakeme kararları ise kendiliğinden resmen Danıştay tarafından incelenmektedir. Lüzumlu muhakeme kararı itiraz üzerine veya resmen kesinleşen akademik personel suçun işlendiği yer mahkemesinde yargılanmaktadır. Sonuç itibariyle burada akademik personeller için düzenlenmiş özel bir muhakeme usulünün olduğundan bahsediyoruz. Kusura bakmayın, süremiz bitti. Biraz daha devam edebiliriz. Çok sonuca bağlayarak kapatıyorum hocam bir iki cümleyle. Burada özel bir muhakeme usulünden, özel bir soruşturma usulünden bahsediyoruz. Burada son soruşturma sonucunda ilgili kurulun vereceği lüzumu muhakeme kararında iddianame yerine geçen bir belge olması itibariyle önem arz ettiğinden bahsedebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı hocam. Çok teşekkür ederiz. Oldukça kapsamlı, güzel bir sunum oldu. Soru sormak isteyen veya katkıda bulunmak isteyen var mı? Sercan Bey sorusunu sormuştu Sayın Sercan Hoca. Evet. Bir söyleyeceği olan yoksa dilerseniz oturumumuzu kapatalım. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu organizasyonda yer alanlara, davet edenlere, emeği geçenlere, dinleyicilere, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hocam teşekkür